Salam dostlar, sizler ben Alican Yigitaliyev. Bugün bana 9. ders getirip geldik. 9. dersimiz mavzusunu diapartal dasturida S2, STD, STUD slash blokları haqida deb nomladim. Demek bu bloklar haqida ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. Avvalambor yangi proyekt ochishdan boshlaymiz. Create new project qilamiz. 9-cu proyektimiz bo'ladi. Joylash papkasini tanlaymiz va create tugmasini bosamiz. Bugun shuni eslatib o'tishim kerak. Bugun PLC simulyatorda ishlaymiz. Kontrollerni o'ziga zagruzka qilmaymiz. Kim bilamizki, endi ko'pchilikda kontroller bo'lmasligi mumkin. Simulyator orqali ham ishlab o'rganishimiz kerak. Ana, her doim gibi yangi blok qo'shamiz. Yangi kontrolni qo'shamiz, to'g'ris. 2-4 est ishlatadik, ISL'ni tanlaymiz. Bunga 40 mana versiya. Bu yerda mana versiyalar yozilgan. Bizki 4-3 versiya, OK deb bosamiz. E'tibor bergan bo'lsang, oldin setdan kontrollerini qidirtirardik. Masalan, ochish boshqacha bo'lardi. Endi hozir simulyatorda ishlaganimiz uchun aynan biror-bir kontrollerni tanlashimiz mumkin. Bu ixtiyoriy. Men o'zim o'sha har doim ishlatadigan kontrollerimni tanladim. Endi bloklarga o'tamiz. Main blogi. Main o'zida ishlasagan bo'ladi. O'tgan derslarimizda bitlogic, time operation, bloklar bilan tanishdik. Endi bugun counter operations blok bo'limidan S2, STT, STUD bloklar bilan tanishamiz. Main obiga, ya'ni main ga, ya'ni organization blokni o'ziga yozyapman hozircha. Demak, S2 blokni ochamiz. Buni yaqinlashtirsak, u haqida ma'lumot bor. Yani counter up kelayotgan signalni yuqoriga sanab beradi. Hozir ishlatib ko'ramiz. Mana absentlari kimga kerak bo'lsa, help bo'limidan u haqida ma'lumot olish mumkin. Qo'shdim. Okay, buni ham ko'rib turganimizda o'ziga data blog ochadi. Ochdik. Men kendi biror bir chastotni, chastota qo'yaylik, ya'ni 1 sekundda 1 marta tebransin. Ya'ni 1 sekund 1 marta bizga signal o'tkazib tursin mana bu yerda. Ha, uni keyin qo'shaylik, mayli. Tushunarsiz bo'lmasligi uchun mana bitta main qo'shaman, marker qo'shaman. Marker masalan m5.0 marker tek birda turursun, mayli. Ama bit kelsa pv ko'ramiz qanaqa holatdaligini. Pv int yoki word tipda bo'lishi mumkin ekan. Masalan int deb yozaylik. Int deb yozamiz va mayga tempga qo'shib olamiz. Int. Mana tipi ham int. Yani integer, ya'ni int degani mayga mayli. PV int yozay. Caps lock bilan PV int. Mana. Yopamiz bu yerda. Keyin mana ochilgan bo'lishi kerak. PV int ochdik. Mana tayyor. Bu nimaga kerak? Yoki
Belki PV'ni de bir alışımız mümkün. Peki mesela koşmayı duraylık. Sünce ki integer'ı sonra yazmayın 5. Yok ki 2 hemen. Sünce ki integer sonra yazmayın. Ve mevcut ki burada şu iş becerilgende, mesela sen aç bugün de nümadır becerilsin deyik. Aslan m 5.1 teyde koştum. Let. Şimdi tayyor işletip kuramız. Birinci örneğin simülatörde yürüzü ulaşmamız gerek. Yani start simulation basamız. Ve start simulation'ı bassak. O kadar işler bir adı. Simülatörümüz beni yükleni yaptı. Kurganımızda şu standart IP'de durup da IP'lerden hemen sonra yakamadık. Uzun IP sisteminden 192.168.0.1 IP'de durup da onu özgatırmadım. Çünkü şartmaz simülatör için. Finish. Daskaya koyalımız ve online halt kütlediğimiz. Yani online halt'ta hazır. Ayıttı. Bir birimiz. Bir birsek. Yani bir öttü. Şimdi üç ramız, bir. İki bir ramız. Yine basalımız. Yani iki de signal öttü. Sebep, mabirdeki PV diyen joyga biz iki koyduk. Yani kaçan ki sanaş sanaş iki yetip gendi. Yani bir, iki yetip gendi. Birinden signal ötüp led yokadı. Yani o zaman led yokadı. Pürüptü. Maalitka reset knopkasına kırptaydık. Offline kılığımız ve M 5.2 onun gemeyle yazıp koyuyor reset tip reset yine online kılığımız yüklenme gel maskemi yaptı yükleyimiz. Вот. Mana false signal yok turibdi. Mana mana yana bir beraylik, 3 bo'lsin. Bir berdim. Mana 3 bo'ldi. 0 o'chirdim. Bu nima degan? Bu degani agar 2 va undan yuqorisa mana bu yerda son bo'lsa yoki katta bo'lsa, 2 yoki undan yuqori bo'lsa, ledni yoqadi degan. Kaçan ki reset koymayalımız. Yani metri bir veriyemiz. Bana reset. Yine 0. Bana 0 hold kütü. Yine boştan sana verirdi. Bu counter up. Yani yukarıya sana işte. 0'dan boştan verirdi. 0, 1, 2, 3, 4. Natural sonları. Yani bu. Natural sonlarını sana idi. Şimdi. Mabini her doyum 1, 0, 1 vermesi için. Ben 5 kez ya 1 gersli. Kontrollerden 1 gersli. Teklerden nasıl sonraki kolumda bana kiramız offline halt kütlemiz properties kılamız bana SQL communication bana clock board bana system clock bana clock memory bits mabitta okey kısa bana bana clocklar yani 1 sekund neçmette tebranışı ko'rinadi. Mana 1 Gz'ni M05 clock'ni olsam, 1 Gz'da bitta tebranadi. Hop, endi main-ob'ga yana qaytaman. Aktivatsiya qilib oldim. Bitta kompilyatsiya qilish kerak. Kompilyatsiya qilib oldim. Mana endi mana bitga men M05 ni qo'yaman. M chiqadi, ko'rdinglar. 1 Gz'ni qo'yaman. 1 sekundda bir marta signal o'tkazsin. Endi buni masalan 10 qo'yish mumkin. 10 ga kelganda soni sonlar soni 10 ga yetib kelganda va undan yuqori bo'lganda mana ledimiz yonadi. Bu counter up uchun. Ha bu yerda gapirib ketay, bu yerda mana boshqa tiplari ham mavjud.
yükleyemez. Ama stop alt yoktu. Finish. Ana kontrolsler. Clock bir gersli. Her bir sekundda signal bir yetmeni. Onu da hoşken de bana LED'imiz yan tuttu. Kaçan ki reset kılmayalımız. Reset bassak bana. Bana signal öt kısmıydı. Kaçan ki reset kendi ol bir gelmez ama. Yine baştan sanıp gete veriyordu. Clock'ımız ise her bir sekundda bizge signal verip dura veriyordu. Bu S2'ye yani counter up blogu edi. Ama bitki şimdi özümüz hala gelince kereye bulsa, fakat sanayişte silet edeyen bulsa, demek ki bırak koyup koyuyemiz makul olarak. Eğer beraber ustafka koyduyen bulsa, beraber zinaçeyine, beraber vazifenin beceriş için işlet edeyen bulsa, demek ki şu kerekli zinaçeyine enkırttığımız zaman, ondan kim beraber de output koyuşumuz mümkün. Şimdi yine King'i bulduk hakkında tanışaydık. Aslında King'si S2. Yani counter down. Yani bu up olsa yukarıya sanarsa bunun ise paske karab sanaydı. Yani counter down. Mekke meyli. 105 kartı koyayım. Nasıl oynadı? Ne burada koyaydık? M5U 3 bunumuz neydi? LED 2 basın. Ha, Mekke'si ikinci reset koyalımız. M5U 4. Rename tag. Reset. Dağbeyi. Down'daki. Şimdi yükleyemiz. Hani kuruyapsalar. Pastga qarab sanayapti, bu yuqoriga qarab sanab ketyapti mana. Ha, bunda ham reset qilib ko'rishimiz mumkin. Hop. Mana reset tugmasini bossak. To'xtadi. Davom etamiz hozir. Ha, bu yerda ozgina alishibman. Bu LD ekan, qaramabman. Bunda reset to'g'ri, bunda esa ushlab qolish ekan, ya'ni hotga o'xshab. Ko'ramiz mana. -5, ya'ni necha значение qo'ysak, o'shanga keltirib qo'yadi. Agar bu yerga men 0 qo'ydigan bo'lsam, ko'rasizlar, o'sha boshlang'ich holatga o'tkazib qo'yar ekan. Ana ko'ramiz. Yükledim. Yani az baştan hiç kalıtı durup da gelip 0 značeni 0 versem onu yani sanıp git uğradı. Ha bunda eser ise 0 götürüldü zaten. Yani görüşümüz mümkün. Bunda da basıp kuramız. Reset bana 0 kalıtı getirdi. Ama bunda özü hold down yazıp koyuptu. Ağzı kuramız. Normalde yine. Offline halat yutkazamız. Countdown. Checker kuramız. Bir de hem kursat koyuptu. Take LD. LD block input load input count input o'z qo'ygan current counter mana hammasi haqida bu sanayotganligi haqida ko'rsatadi. Bu chiqishi, kirishi va LD input
Bul kabul qilarkan konstanta load input. Inputni o'qib olish, ya'ni mana bu yerdagi значениеlarga keltirib qo'yadi sanashlar sonining tag SCV ni. Control value degani CV. Tushunarli bo'lsa, keyingi blokka o'tamiz. Keyingi blok mana bu yerga qo'yay, chunki bu kattaroq blok hisoblanadi. Ko'rib turganimizdek, ikkalasi ham jamlangani. Endi qo'yib ko'ramiz. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ne turib? Ne turib? Turib o'rtaga ham bitta. Mana. M50 ni qo'yaylik. M50 imiz bo'sh edi, mana. Navbatga reset yozamiz yana. Mana buni olib turib qo'yamiz. Control. Ctrl C, Ctrl V. Metkezi 10 značeniye bireylik. Hashlatib ko'ramiz. Yükleyimiz. Bu Ctrl Up and Down degan funksiya. Finish. Yükleyimiz. Ana. Sırazı bu sanashni boshladi. Ama webcam'da qo'yishimiz kerak edi, qo'ymabman. Webcam birorta tag qo'yishimiz kerak. Men 505 bo'shida adashmasam, 500.5. Mana endi ishlatib ko'raylik. Mana 35 ta hozir qotib turibdi. Endi reset tugmasini bosamiz, qani nima holat yuz beradi? Ha, 0 holatga o'tdi. Endi menga yana bir berib, men boshdan sanatamiz. Sanayapti, oldinga sanayapti, chunki control up ga beryapmiz. Mana control up 0 holatga o'tsa, to'xtadi. Endi res load LD tugmasiga bir berib ko'ramiz. Bir berdik, ko'rlang. 10 holatga qaytdi. Shuningdek, buning funksiya shunaqa, biz bergan zadaniyaga keltirish. Mana endi buni kiritib berib ko'ramiz. Mana bir berdim. Downga ketdi mana sanash. Shu o'chib qolgan sababini bilan, chunki 10 dan pastlab ketdi, shuning uchun o'chdi. Minusga ketyapti, chunki mana bu yerdan zadaniyamiz o'tib bormoqda. Endi keyin mana bu yerga aktivatsiya qilishda nima holat yuz berar ekan? Yani bir xil sikl bo'lganligi uchun, ya'ni bir xil gersda bo'lganligi uchun joyida qotdi. Agar har xil gers har xil kelayotgan bo'lsa, bir-biriga xalat qilib, yo yuqoriga, yo -14, -15 bo'lib ketishi mumkin yoki -14 -13, -2, 0 ga yaqinlashishi mumkin. Uchramiz. 0 berdim, endi orqaga ketish kerak, yana orqaga qaytyapti. 10 ga yetib borganda, mana bu yerdagi mobilga signal o'tadi. Ya'ni bu aktiv holatga o'tadi. Ko'ramiz buni ham. Aktiv holatga o'tishini. Davom etib ketaveradi, cheksiz bu. Qachonki reset qilmaymiz, chana yo'q. Sanab ketyapti. Ko'rishimiz mumkin, kelasi ham hozir ishlayapti. Bu endi qayerlarda ishlatiladi? Sanash, ya'ni hisoblash blogi ko'proq mahsulotni sanashda ishlatiladi.
ya'ni uzun nom bilan qancha mahsulot chiqdi. Agar donador sanaydigan bo'lsak, shunaqa usulda bemalol ishlatishimiz mumkin. 10 ta chiqdimi yoki 10 ta signaldan keyin mana qanday ish bajarilsin yoki 20 ta signaldan keyin mana qanday ish bajarilsin deganda paytda shundan foydalanishimiz mumkin. Ham komparator vazifasini bajaradi. Komparatorlar keyingi darslarda o'tamiz. Ham sanash vazifasini bajarib ketadi. Qulay blok kimga xohlasa mana ikkalasi ham borini ishlatish mumkin. Stutdi, ya'ni counter up down yoki counter up yoki bunisini bemalol ishlatib foydalanish mumkin. Versiyalar, qo'shimcha ma'lumotlar, countdown, counter up hammasi haqida ma'lumotlar bor. Agar qo'shimcha bilmoqchi bo'lsalaring, bemalol help bo'limiga kirib bu haqida ma'lumot olishlaring mumkin. Keyingi darslarda comparator operation, comparator operatsiyalar bloklari bilan tanishamiz. Hozircha shular. Agar savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.